Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Las Vegas'tayız CES fuarında. Burası dünyanın en büyük teknoloji fuarı ve 3 büyük alandan oluşuyor. Bir alanda da gördüğünüz gibi Türkiye'nin pavilyonu var. Bu alanda yanımızda İsviçre, Kore, İtalya, Fransa gibi ülkelerin startupları yer alıyor. Kendi pavilyonları yer alıyor. Biz de size Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz. Hemen küçükçe bilgi vermek istiyorum. 5 Kalkınma Ajansı hep birlikte bunu organize ediyorlar ve 50 startup'ı Las Vegas'a bu fuara getiriyorlar. Buradaki potansiyel müşterileriyle, potansiyel yatırımcılarıyla tanışma fırsatı yakalıyorlar. Biz de hepsinden teker gel merhaba diyeceğiz. Şirketlerin ne yaptıklarını bir cümlede öğreneceğiz. Malum 50 tane var. Hemen başlamamız lazım. Şuradan başlıyorum. Merhabalar, ben Muhammed Düzparmak. Şirketimizin adı Arya AI. Biz bir dijital iş gücü üreticisiyiz. OptiChain dediğimiz yapay zekanın otomasyon ve optimizasyon alanında birleştiği, aynı zamanda sadece otomasyonda birleşmiş olduğu iki paket sunuyoruz müşterilerimize. Ve bu sayede karar algoritmalarının yüksek olduğu, kişilerin veri büyüklüklerini önemsemeden ciddi anlamda karbon ayak izi tasarrufları ve zaman tasarrufları yapıyoruz. Aslında amacımız maksimum verimlilikle minimum kostu ve minimum time'ı elde ettirmek karşıdaki müşterilerimize. Teşekkür ederiz. Selamlar, ben Mert. Arman ben, selam. Biz konu olarak yapay zeka teknolojisi üreten firmalarının yapay zekaları daha doğru olsun diye onlara verim merkezi çözümler sunuyoruz. Modelin ne iş yaptığını anlıyoruz ve modelin neyi yanlış yapabileceğini öngörüp ona göre verisel sonuçlar doğuruyoruz. Biz veri etiketliyoruz çünkü yapay zekanın çalışması için illa veri işlememiz lazım. Daha iyi veri, daha iyi yapay zeka. Helal olsun. Merhabalar, ben Miyote'den Yetkin. Biz endüstri için ve altyapı şirketleri için yapay zeka destekli endüstri elektrikli cihazların arızalarını engelleyen bir sistem üzerine çalışıyoruz. Topladığımız elektriksel datalarla yapay zeka ile beraber bakım yönetim sistemi olarak hizmet sağlıyoruz. Harika, teşekkür ederim. Merhabalar, ben Orhan. Ben de Enes. Bizler Intego olarak modüler robot eklemleri geliştiriyoruz. Bu sayede endüstriyel kullanıcılar kendileri özel robotları istedikleri şekilde dizayn edip kullanabiliyorlar. Bana hemen kısa bir kullanım alanı söyleyebilir misiniz abi? Özellikle talaşlı ibalat, kaylak vesaire endüstri alanında daha çok kullanılıyor. Üretimde kullanıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar, ismim Faruk. Moki AI ürünümüzle biz e-ticaret firmaları için ürün fotoğrafçılığına odaklanmaktayız. Yapay zeka ile ürün fotoğrafları üretmekteyiz. Kendi firmanızın ürünlerini, özellikle moda ile ilgili olan kısımları varsa, elbiselerinizin fotoğrafını sanal olarak mankenlerin üzerine giydirebiliyoruz ve ürün fotoğrafı üretebiliyoruz. Tamamen kendi geliştirdiğimiz yapay zeka modeliyle bunları yapabiliyoruz. Merhabalar, Hidayet Tunç ben. Robolunch olarak CES buharındayız. Robolunch bir endüstriyel bulut platformu. Fabrikalara, akıllı şehirlere, yapay zeka ve robotik alanındakileri uygulamalara götürmek üzere bir bulut çözümü götürüyoruz. Bu sayede akıllı fabrikalar ve akıllı şehirlerin üretilmesi için kritik rol oynuyoruz. Teşekkür ederiz. Merhaba, ismim Yasir. Robotistan'ın kurucu ortaklarının globalde PicoVirix isimli bir markamız var. Eğitim teknolojileri alanında ürünler geliştiriyoruz, üretiyoruz. Bu ürünler çocukların kodlama ve robotikle tanışmaları için geliştirmiş olduğumuz ürünler. Valla harika gözüküyorlar. Teşekkür ederiz. Merhabalar, adım Özkan. Vivalanç firması adına katılıyorum CES fuarına. 2022 yılında kurulduk TÜBİTAK desteğiyle. Yeraltı radarları üzerine çalışıyoruz. Bunu da çığ altında kalan insanların ve yaralıların bulunması için kullanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Bayağı güzel işmiş abi. Elinize sağlık. İsmim Nazlı Temur. Zenon Vision'ın kurucusuyum. Biz kameralardan suç tespiti yapıyoruz. Bıçaklama, adam vurma, bu tarz aslında hiç kimsenin ilgilenmek istemediği konuları. Bizim yapay zekamız o anda bütün kameralarda, şehir kameralarında tespit edip uyarı üretiyor. Böylece insan hayatını kurtarmayla ilgili bir aksiyon alabiliyoruz yani. Bunu kime bildiriyorsunuz peki? Ya da bir anlık bildirim mi oluyor? Bildirim. Ürün zaten polise satıyoruz. Dolayısıyla polis bilmiş oluyor. Teşekkür ederim. Çok güzel. Merhabalar. İsmim Mustafa Sokullu. New Manufacturing'in kurucu ortaklarındanım. New Manufacturing'de biz kestirimci bakım alanında hem sensör bileşkelerimizi, yani işin donanım kısmını geliştirdik, hem yapay zeka ve makine öğrenmesi destekli platformu geliştirdik. Buna ek olaraktan Bereket 4X adı altında verimliliği arttıracak bir platform. Bir de Virtual Engineer adı altında sanal mühendis platformumuzu geliştirdik. Bunların hepsi birbiriyle entegre çalışabiliyor. Geçen seneki Avrupa'ya teknoloji ihracatımız yaklaşık 1,5 milyon dolar civarında. Amerika'ya yeni başlıyoruz. Çıkıyoruz. Merhabalar, Can Kıvanç ben. AdSpot'un kurucu ortaklarındanım. AdSpot, dijital pazarlama, otomasyon ve optimizasyon çözümü. Şirketlere zaman tasarrufu, maliyet tasarrufu ve cir artışı sağlayan bir ürün. Google Ads, Meta Ads gibi platformları sistemimize bağlayarak onlara akıllı öneriler sunuyoruz. KPI takibi yapabiliyorlar ve de raporlama, single bir dashboard oluşturuyoruz. Teşekkürler. Merhabalar, ben Cahit. Vespresso'nun kurucu ortaklarındanım. Vespresso'ya şirketlerin kaybı tıkanını yönetiyoruz ve ileri dönüştürüyoruz. Ardından tüm sürecin karbon raporlamasını üstlenerek aslında şirketlerin hem kaybı tıkanını takip etmesinden hem de karbon raporlamasına kadar süreci optimize ediyoruz. Aynı zamanda ürettiğimiz kaybı tıkanını ileri dönüştürerek çok kullanık bardaklar, tek kullanık pipetler ve benzeri gibi birçok ham madde ve ürün üretiyoruz. Bunları da aslında hem plastik üreticinin daha sürdürülebilir olması için hem de otomotivden tutun da birçok parça üretici için sürdürülebilir ham madde satışı gerçekleştiriyoruz. Merhabalar, ben Mustafa Erşat Zor. Startup Centrum'da veriden sorumlu olarak çalışıyorum. Startup Centrum'da girişimlerin
ekip arkadaşı bulmasından yatırımcı ve kuruluş merkezi başvurularına kadar bütün süreçlerinde platform üzerinden yardımcı oluyoruz. Bunun yanında farklı birebir faydalarımıza dokunuyor girişimlere diyebilirim. Merhaba, Murat Gürhan ben. Boatmate'in kurucu ortaklarındanım. Biz Boatmate olarak denizcilik sektöründeki firmaları dijitalleştiren bir takım altyapılar geliştiriyoruz. Marinasından teknik servisine, çekicisine kadar sektör firmaları bizim altyapılarımızı kullanaraktan hem ürünlerini kendi web sitelerinde online satabiliyorlar, aynı zamanda pazar yerimizde yer alıp denizcilere erişebiliyorlar. Merhaba, ben İbrahim. Şirketin ismi Selvim. Abi biz yazılım geliştirme iki kat hızlı yapıyoruz. Burada örnek bir proje görebiliyorsunuz. CMS tarafında backend kodlarını kolsuz bir şekilde oluşmamızı sağlayan bir yapımız var, platformumuz var. Ben de product tasarımcısıyım. Uygulamaları iki kat hızlı yapıyoruz. Kısaca böyle. İsmim Semih Seçer. PB şirketinin kurucusuyum. Şirketimiz San Francisco ve İstanbul odaklı olarak çalışmakta olup organizasyonların verimlilik ihtiyaçlarını karşılayan, onları daha efektif, daha şeffaf bir ortamda çalışan memnuniyetini arttıran bir ürün. Tam olarak ne yapıyor bir de? Hani kullanım örneği verebilir misiniz? Tabii. İletişim, proje yönetimi, ürün yönetimi, müşteri yönetimi, business flows, AI, bütün bunları tek bir platformda topluyoruz. Çıkarız abi. Herkese merhaba. Emre ben Wiser'dan. Wiser'da kullanıcıların yapay zeka ile platform fark etmek için hem podcast hem video hem newsletter, bültenler, farklı tür içerikleri tek bir ekran üzerinden keşfedebilmelerini sağlıyoruz ve buradaki önerilerin hepsi alanında uzman ya da tırnak içinde insider diyebileceğimiz kişilerin önerilerinden derlenmiş oluyor. Böyle. Teşekkürler bizi aradığınız için. Hadi teşekkürler. Ağzını sağlık. Merhaba, ismim Semih Emre Özcan. Pekap firmasının kurucu ortak ve CEO'suyum. Pekap olarak e-ticaret hızlı teslimatı teknoloji şirketiyiz. Firmalara hızlı teslimat hizmeti sunuyoruz. Asset light bir modelde olduğumuz için hiç aracımız yok, sürücümüz yok. Kendi teknolojimizi üreterek dijital bir altyapıyla teslimat hizmeti sunuyoruz. CES'e gelmek bizi çok mutlu etti. Burada yabancı yatırımcılarla globalleşme aşamasında görüşüyoruz. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Mehmet Erkan Ustaoğlu. Loop 3D ve Techno Design'ın kurucu ortağıyım. Endüstriyel 3D printer üretiyoruz. Yurt dışında Jaguar, Land Rover, yurt içinde de TUSAŞ, Roketsan, Selsan gibi firmalar bu cihazı kullanıyor. Aynı zamanda müşterilerimize 3 boyutlu baskı hizmeti de sunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Merhaba, Aygül Şimşir ben. Navlungo ve Park Palette firmasının Amerika'daki North Carolina'da warehouse manager'ıyım. Şirketimiz headquarter olarak Türkiye'de lojistik hizmetleri artı Park Palette tarafıyla da bütün e-commerce ve warehouse hizmetleri sunuyoruz. Dünyanın birçok noktasında hem partnership olarak depolarımız var, ayrıca direkt kendi depomuz Amerika'da, North Carolina'da benim menajmanlığımda hizmet veriyoruz. Çok hızlı büyüyen, güzel büyüyen ve bütün lojistik anlamında gerek warehouse hizmetleri anlamında tüm parametreleri bulabileceğiniz servisler sunuyoruz. O zaman Navlungo Türkiye ekibine de buradan selam yolluyoruz. Selam. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Yalçın, Yalçın Hızlıkçı Dudan. Biz çocuklar için ailelerinden bağımsız, tek seferlik ya da uzun dönemlik taşımacılık alternatifi yaratıyoruz güvenli bir şekilde. Ailelerin istediği talepleri, güvenilir sürücülerimiz, geçmişleri, kontrolleri yapılmış, psikologlarla birebir görüşülmüş, tamamen emin olduğumuz, güvenden emin olduğumuz sürücüler ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Böyle bir çözümümüz var. Bugün de buradayız, TLC Forum'dayız. Türkiye'de uyguladığımız bu çözümü Amerika pazarına da açmak istiyoruz. Merhaba, Ozan Özdemir ben. E-Taş'ın da kurucu ortağım. E-Taş'ın olarak biz eşya taşıma alanında hizmet veriyoruz. Türkiye içi olmak üzere Türkiye'den dünyanın her yerine eşya taşıyabiliyoruz. Platform modelde hizmet veriyoruz. Geçen sene hızlı bir büyümeyi gerçekleştirdik. Dolar bazlı 2,5 kat büyüdük. CS'de olma amacımız yeni bir app çıkardık. Bu app sayesinde nakliyecilerin rota ve yük optimizasyonunu gerçekleştirebiliyoruz. Lansman için buradayız. Çok güzel tepkiler aldık. Önümüzdeki dönemde de çok güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Allah hayırlı olsun. Geçen sene ben de kullandım bu arada. Doğru. Teşekkürler. Evet. Geçiriz abi. Sağ olasın. Mustafa Eren, Aptekra şirketinde ortaklarındanım. Mobility üzerine çalışıyoruz. Elektrikli araçlara yönelik, pil ve bataryalara yönelik navigasyon çözümlerimiz var. Araçların doğal koşullarda ne kadar mesafe alabildiğini hesaplayarak onlara en uygun istasyona yönlendiriyoruz. Teşekkür ederiz abi. Merhabalar, ben Mustafa Ali. Görme engelliler için akıllı baston geliştiren GoKid isimli bir girişimin kurucusuyum. Baston çok kolay çalışıyor. Öndeki engelleri algılayıp çocuğu başlangıç aşamasında bumps hareketi teşvik ediyor. Şu anda da Amerika'da CES'te ürünlerimizi sergiliyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba, ben CodeGem Teknoloji'den Fatih Durmaz. Biz giyilebilir teknolojiler üzerine çalışıyoruz. Özellikle duruş problemleri üzerine odaklandığımız bir girişimimiz var. İnsanları dik tutmaya çalışıyoruz. Birinci versiyonumuz CodeGem State. Burada da lanse ettiğimiz CodeGem State Plus ürünümüz var. Bu ürünü sırtınıza takıyorsunuz. Duruşunuz bozulduğu zaman sizi titreşimle uyararak dik durmanızı sağlayan inovatif bir ürün. Bu ürünle zaten 4 yıldır pazardayız. Bu ürünle de yeniden pazara giriyoruz. 10 binden fazla kullanıcıya ulaştık. Şu anda global pazarda büyümek için devam ediyoruz. Merhabalar, ben Zülal. From Horizon kurucusu ve CEO'suyum.
kamera insanlardan makinelere kadar uzanan geniş bir spektrum için görme deneyimin en teknolojik ve kişiselleştirilebilir halini tasarlayan bir yapay zeka teknolojileri firması. Aslında bir görme teknolojileri firması diyebiliriz. Bir mobil uygulamamız var ve bir API'miz var. API'mizi arabalara, işte havalimanlarına, e-ticaret platformlarına ve bankalara gibi dikeylere entegre ediyoruz. Mesela arabada yolcu ve sürücülerin kişisel asistanı olarak çalışıyoruz. Onların yüz ifadelerinden duygularını analiz ediyoruz. Yol görüntüleriyle birleştiriyoruz ve ona yönelik öneriler sunuyoruz. Mesela biraz yorgun görünüyorsun. Sabah saat 11. Maslak'ta trafikte çok kalmışsın. İleride sana göre bir mekan var. Oturup bir kahve içebilirsin gibi düşünebilirsiniz. Öte yandan aslında hani havalimanlarında çevik çözümlere katkısız görüntü işlemeyle beraber gibi böyle birçok farklı alanda kullanılıyor. Bir de mobil uygulamamız var. Bunu da bir erişebilir kişi olarak tasarlamıştık. O da göremeyen insanlara görüntü işleme çözümleri sunuyor. Yani videoları, fotoğrafları ve belgeleri yazıya çeviriyor aslında. Dünyada ilk kez video görüntü işlemesi yapabiliyoruz. Anlık görüntü işlemedeki hızımız yine dünyada ilk kez 15 milisaniye ve doğruluk oranımız 98.03 ile dünya sensinde 8 puan daha üzerinde aslında şu anda. Süpermiş, çok teşekkür ederiz. Okay, merhaba, ben Silvia Raguska Güney. Budizm'in kurucusuyum. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tabii ki herkese sağlık rutinler oluşturmaya dersler veriyoruz, öğretiyoruz. Crowdsource içerik uygulamamız var. Demek farklı içerik üreticiler bizim platforma content yüklüyorlar. Ondan sonra bununla sinkronize ediyorsunuz. Bir de ekransız sağlıklı bir mindfulness, farkındalık veya uyku rutinleri oluşturuyorsunuz. Yani demek çocuklara, ailelere ekrandan artık kurtarmaya çalışıyoruz. Bir de anksiyete, depresyonu azaltmaya çalışıyoruz. Hepimizin ihtiyacı var sanırım. Yes. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzına sağ olun. Merhabalar, ben Doğa Meditech Labs'ten. Meditech Labs'ta sağlık sektörü için dokümantasyon ve evrak işlerini optimize eden teknolojiler geliştiriyoruz. Yapay zeka ve ses tanımayı kullanarak geliştirdiğimiz ürünümüz otonot muayene esnasında hasta doktor diyaloglarını ses kaydetmeden dinliyor. Daha sonra doktor için otomatik hasta raporu oluşturuyoruz. Merhaba, Çağatay Cangiloğlu ben. Şirketimiz Upayo. Biz bu dijital dönüşüm, bu aralar çok duyduğunuz dijital TV'nin işlerini dünyada en hızlı yapan firmayız. İddiamız bu. Merak nasıl? Eden sitemizi de ziyaret edebilir. Ha, bu kadar mı? Abi 25 saniye. Dur bir azıcık da anlat. Nasıl yapıyorsunuz? Abi şöyle yapıyoruz. Bir tane cihazımız var. Bu bildiğiniz ABB, Schneider'lar, Mitsubishi'ler falan filan bir sürü dijitalleşme ürünleri çıkartıyor. Bizim farkımız şu. Bütün otomasyon piramidini baştan tanımlıyoruz. Yani PLC'ler, SCADA'lar falan aradan çıkıyor. Tek bir cihaz giriyor. Çünkü işin içine teknolojiyi sokuyoruz. Cep telefonunuzdan şirketinizi anlık olarak takip edebildiğinizi, şirketinizdeki verimliliğini anlık olarak çıkarabildiğini düşünün. Ve bunun tamamını 20 makinesi için bir günde kurulduğunu düşünün. Evet. Bence web siteye gittik bile. Merhaba, ismim Özgül Dal Kılıç. Endüstriyel tasarımcıyım ve WeirTech Club şirketinin kurucusuyum. WeirTech Club akıllı spor kıyafetleri ve mobil uygulaması. Kullanıcıların sağlık verilerini alan ve gerektiğinde uyaran kıyafetler ve uygulama. Ben kıyafetimi giyiyorum, sporumu yapıyorum. Beni track ediyor. Track ediyor. Şey yanlış yaptıysam ve yanlış yapmasam da nasıl perform ettiysem bunları bana rapor. Aynen öyle. Dijital bir antrenör. Keşke kendime değil. Konuşurken kendime şey yapsaydım. Ben bir daha... Çok iyi. Ben oldu. Bu sefer ben onu. Bence ben hiç konuşmayayım. Ben teşekkür ederim. Merhabalar, ben Alp. Fan Support kurucu ortağıyım. Fan Support, sürdürülebilir gelir oluşturma ve fan engagement platformudur. Biz bunu koşullu destek platformumuzda yapıyoruz. Destekledikleri spor kulüplerine maçın kazanılması şartı olabilir, şampiyonluğun elde edilmesi şartı veya bir oyuncunun transfer edilmesi şartıyla taahhüt destekte bulunuyor. Eğer bu şart gerçekleşirse toplanan miktar takım aktarılır, gerçekleşmezse taraftara geri dönüyor. Biz böylece takımların motivasyonunu arttırmayı ve sürdürülebilir gelir oluşturmayı amaçlıyoruz. Teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Gökhan Yağcı. Generate Elektrikli Araçlar Anonim Şirketi'nin kurucusu ve yöneticisiyim. Ürünümüz bizim çocuk bisikleti diye adlandırdığımız bir ürün. Ürün içerisinde kendi patentli bir teknoloji olan bir drivetrain diye adlandırdığımız özel bir sürüş sistemi var. Biz bunun adını generatif sürüş sistemi olarak adlandırıyoruz. Çocukların pedalla elektrik üretimi mantığına dayanan bir power optimization. Yani bir gücü, çocukların ürettiği gücü emip bizim arka tarafta bataryadan da gücü ekleyip bu gücü kombine eden bir elektronik sistemimizle tek elektriğe aktaran bir sistemimiz var. Ve bu işin sonunda çok konforlu bir sürüş imkanı sağlıyor çocuklara. Bu dünyanın ilk ve tek elektrikli çocuk bisikleti. Dünyada yetişkinler için geliştirilmiş birçok farklı modelde elektrikli bisiklet var ama çocuklar için geliştirilmiş herhangi bir elektrikli bisiklet yok. Bu açığı çözen bir ürün de bizim ürünümüz oluyor. Aynı zamanda teknolojiyle de birlikte dünyanın en konforlu bisikletini yaratmış oluyoruz bir şekilde. Süpermiş, teşekkür ederim. Keşke deneyebilseydim. Hi, my name is Tofi. I'm founder of Artis Academy. There are a lot of courses available online for software development.
usually. What happens is that if you want to learn it, you are not getting the experience, for example, for students, people who took career break or career switchers, when you just listen to the program. So we are changing that entire problem with a new category known as project-based training. We created a learning management system to solve this, where we have project-based training, where the tasks have been done by our students. And if you don't know how to do it, then you learn from our catalog of courses. Even still, if you don't know how to do that, you can have a live one-on-one sessions with our trainers. That way, in few months' time, people can become very experienced junior developer and they will be able to get to a job opportunities. Excellent, thank you. Merhabalar, ben Necdet Furkan Mutlu. Bugün Rimoy'dan bahsetmek için buradayım. Biz multilokasyon markaların dijital varlıklarını aslında yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Bunların kritik bilgiler dediğimiz iletişim bilgileri, adres, koordinat verileri ve açıklamalar gibi verilerin doğruluğundan emin olup aynı zamanda arka planda alınan yol tarifi sayısı gibi ilç bilgilerle daha avantajlı reklam kampanyaları yürütmelerini sağlıyoruz. Merhaba, Mehmet İlhan ben, Sade Labs'tan. Biz Sade Labs olarak nesnelerin internet alanında çalışıyoruz. Hizmet verdiğimiz alanlar arasında bir sıcaklığın uzaktan izlenmesi ve yönetilmesi var. Bir diğeri de kapalı alan veya açık alanda gerçek zamanlı konumlandırma çözümleri yapıyoruz. Bu alanda dünyada birçok farklı ülkede hizmet veriyoruz. İşte Kuzey Amerika'yı da eklemek için bugün buradayız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Barış. Homestar'ın iki Arda ile birlikte iki kurucu ortağından bir tanesiyim. Biz Homestar olarak dünyanın ilk ve tek tam otomatik iç mimari tasarım ve görüntüleme servisini geliştirdik. İlk kullanım alanımız emlak sahneleme. Burada kat planlarını saniyeler içerisinde sanal turlara çeviriyoruz ve bu sanal turlar potansiyel konut alıcıların tercihlerine göre gerçek zamanlı olarak kişiselleştirilebiliyor. Dolayısıyla konut satan müşterilerimizin sattıkları konutları daha yüksek fiyata ve daha kısa zamanda satmalarına yardımcı oluyoruz. Merhabalar, Mustafa Serdar Aklamaz. UP Games olarak biz casual oyunlar yapıyoruz. Puzzle oyunlar. Hatta oyunlarımızda normal standart patlattığınızda oynadığınız, herkesin oynayabildiği tarzda oyunlar yapıyoruz UP Games olarak. Merhabalar, ben Berfin. Smeliv kurucu ortaklarındanım. Biz Smeliv olarak ideal ambiyanslar yaratmaya çalışıyoruz ve bunu kapsamlı bir iç hava analizi yaparak AI teknolojisi, akıllı bir yazılım kullanarak yapıyoruz. Sizi mümkün olduğunca well-being konseptinde iyi hissettirmeye çalışıyoruz. Peki ben ne kokluyorum tam olarak? Aslına bakarsanız kokularımız tamamen Fransa üzerinden temin ediliyor. Ve tamamen araştırmalar sonucunda hazırladığımız blendlerimiz, karışımlarımız mevcut. 5 ana paketimiz var. Stres azaltma, odak artırma, ferahlatma gibi. Tamamen doğal içerikli kokularla gününüzü daha verimli, daha efektif şekilde geçirebiliyorsunuz. Bütün standları gezdik fakat bazı standlar boştu. Bir yatırımcıyla görüşüyor olabilirler ya da alanı deneyimliyor olabilirler. Arkadaşlar geldik yoktunuz, kusura bakmayın lütfen çekim yapamadığınız için. Onların da burada olduğunu göstermek için şimdi logolarını teker teker gösteriyor olacağız. Yanımda şu an Serkan Bey var, İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan. Aslında buranın bütün organizasyondan kendileri sorumlu 5 Kalkınma Ajansı olarak. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Hedefler ne? Çok merak ediyorum. Serkan Beyciğim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ya da biz hoş bulduk. Türkiye Pavilion'un önündeyiz bu arada. Gördüğünüz gibi evet. Farklı milletten ırklar da bizim o misafirperverliğimizi yaşıyorlar. O yüzden gayet güzel pavilion olmuş. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Bu CES'de tabii 3. yılımız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzün altında 5 Kalkınma Ajansı olarak bir organizasyon yapıyoruz. Temel amacımız ülkemizin en iyi startuplarını küresel sahneye taşımak, onların uluslararası küresel yatırımcılarla ve müşterilerle buluşmasını sağlamak ve Türkiye'de gerçekten bunu hak eden çok sayıda startup var. Onlar şu ana kadar bireysel olarak bu tür etkinliklere katılmaya çalıştılar ama biz onları bir Türkiye pavilyonu altında ilk defa bu geçen sene topladık. Bu sene CES'de aslında İstanbul olarak başladık. İkinci sene Türkiye olarak devam ettik. Üçüncü sene pavilyonumuzu daha da büyüttük. 50 tane startup getirdik buraya. 400 başvuru arasından en iyi startuplarımızı seçtik, buraya getirdik. Her bir startupımız bu şu ana kadar bu üçüncü gün gerçekten çok ilgi görüyor CES'te. Hem yatırımcı tarafında hem müşteri tarafında. Bunun daha sonrasını aslında takip edip startuplarımızın üzerinde yarattığımız etkiyi ölçmeye çalışıyoruz aynı zamanda. Tabii bu belli bir vakit alıyor. Geçen sene yaptığımız etkinliğin aslında dönüşlerini aldık. Çok sayıda startup'ımız Amerika'ya açıldı. Burada şirketleştiler. Amerika'ya ihracat yapmaya başladılar. İlk defa ürününü yurt dışına satan firmalarımız oldu. İlk siparişini veren firmalarımız oldu. Buraya getirdiğimiz startup'larımızın bir kısmı bizim desteğimiz olmadan CES'te kendi standını kurarak devam etmeye başladı. Bunları görünce gerçekten başlangıçtaki amaçlarımıza ulaşmaya başladığımızı yavaş yavaş görüyoruz gerçekten. Şimdi üçüncü kez buradasınız. Türkiye olarak dedik. Peki bundan sonra hem bakanlığın hem kamunun hem işte Kalkınma Ajansı'nın dolayısıyla hedef ne? Bu startup dünyası bizim teknoloji ekosistemimiz için neler yapmak istiyorlar? Somut projeler varsa öğrenebilir miyiz? Evet.
Aslında bizim startup ekosistemimiz oldukça olgunlaştı. Bundan sonraki aşama aslında startuplarımız da ayrıca ekosistemimizin küresel bağlantılarını sağlamak, buna yönelik projeler üretmek. Bunu tabii ki iki yönlü yapmamız gerekiyor. Hem aslında bu etkinliklere biz startuplarımızı ve ekosistem paydaşlarımızı getiriyoruz. Burada 50'ye yakın da startup ekosistem paydaşımız var. Bunların arasında teknoparklar var, Türkiye'den yatırımcılar var, kuluçka merkezleri, hızlandırma programları var. Onları da buraya getirerek aslında bu diğer ekosistemlerle, Amerika olsun, dünyanın önde gelen girişimcilik ekosistemleriyle aradaki bağlantıyı ve ileriye dönük işbirliklerinin zeminini hazırlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda biz burada Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini tanıtmaya çalışıyoruz ve yurt dışından yatırımcı ve girişimcileri de ülkemize çekmeye çalışıyoruz. Sanırım, çok özür dilerim kestim ama sanırım bence en önemli kelime buydu. Özellikle bu finansmana ulaşılma zor olduğumuz dönemde yurt dışından, globalden yatırımcıyı, parayı çekebilmek en önemli konu. Umarım herkes de bu konuda iyi gidiyordur. Tabii ki herkes şu an zaten kimse başını kaldıramıyor gerçekten. Bir kısmı burada standına müşterilerini, yatırımcıları çekiyor. Bir kısmı CS'in diğer kısımlarında aslında yatırımcının peşinde koşmaya gidiyorlar. Buradaki zaman aslında 4 gün uzun bir zaman gibi görünüyor ama 4 gün herkes için dolu dolu geçiyor. İnşallah dediğim gibi dönüşte neticeleri, çok somut neticelerini hemen görmeye başlayacağız zaten. Vallahi teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Böyle hani ekosistem için de teşekkür etmem gerekiyor. Bu tür destekler büyük küçüklü bence çok önemli bizim için. Gelişmekte olan ülkeler adına konuşuyorum bunu. Zaten somut çıktıları olup olmadığını da girişimcilerden dinledik. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten bizim aynı zamanda önemli bir arzumuz da Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini parlatan sizin gibi aslında kuruluşların, oluşumların daha doğrusu uluslararası arenada da bizle birlikte olması. Bizim için gerçekten hem burada yapılanları görmek hem de açıkçası bu iki taraf arasında, yani Türkiye ve dünya arasındaki bağlantıda sizlerin aslında bizle birlikte olması çok değerli. Yani bu birliktelik olmasa gerçekten tam olarak istediğimiz şeyleri başarmamız mümkün değil. Vallahi %100. Teşekkürler geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. %100 katılıyorum. Hep beraber büyüyeceğiz ve hep beraber başaracağız. Vallahi Serkan Bey'in güzel sohbetiyle de bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bütün bu arkadaşlarımın web sitelerini, hakkındaki bilgilerin açıklama kısmına koyacağız. Haliyle ekstra bilgi almak istediklerinizde kolayca ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşürüz.